Merhaba arkadaşlar, ben Nerma Zaymuç, Bosna Hersekliyim. Görüntülü akademi yayınları olarak Boşnakça hiç bilmeyen, az bilen ya da geliştirmek isteyen arkadaşlar için hazırlamış olduğum ders içerikleri, yani 10 bilgisi, dil kısımları, dil bilgisi konuları, metinlerle ve alıştırmalarla beraber size dersleri anlatmaya çalışacağım. Boşnakçayı hem rahat, hem kolay, hem de en verimli bir şekilde öğretmek amacıyla size yani dil bilgisi kısımları, metinleri ve aynı zamanda alıştırmaları dikkatlice seçtim. Bir dil, bir insan. İki dil, iki insan. Atasözü aklıma geldi. Bir dil öğrenmek aslında büyük bir zenginlik. Yani aynı zamanda dünyaya farklı bakışlarımız artar. Bunun yanında bir dilden fazla dil konuşulması yeni ve farklı kültürlere karşı duyarlılığımızı artar. Hiç düşünmeden, hiç zamanı kaybetmeden Boşnakçaya başlayalım. Avrupa kıtasının güneydoğu kesiminde, Balkanlarda ya da Balkan Yarımadası'nda bulunan Bosna Hersek Devleti'nin nüfusunun yarımdan fazlasını Boşnaklar oluşturur. Bu yüzden bu ülkede resmi dili ya da resmi dillerden biri Boşnakçadır. Boşnakça aslında bir Slav dili olarak, yani tarih boyunca çeşitli kargaşalardan dolayı etkilemiştir. Özellikle 1463-1878 yılları arasında Osmanlı idaresi altına geçip Boşnaklar, yani Bosna Hersek, bu dönem içerisinde Boşnakçaya doğu dillerden, özellikle Türkçeden, Farsça ve tabii Arapçadan gelen kelimeler bugün, yani Boşnakçada kullanılmaktadır. Boşnakçada iki alfabe kullanılır. Yani Latin alfabesi ve Kiril alfabesi. Aslında Latin alfabesi daha sık kullanıldığı için bu dersleri Latin alfabesiyle işlenecektir. Latin alfabesi ve Kiril alfabesi, yani 30 harften oluşmaktadır. Her harf, her ses karşılar. Fakat bazı harfler, yani bazı harfler ikişer harfler karşılanır. Tabii bu harflere gelene kadar onları daha iyi örneklerle anlaşılacaktır. O zaman Boşnak alfabesine başlayalım. Boşnak alfabesi. Söylediğimiz gibi, yani Kiril ve Latin alfabesi 30 harften oluşmaktadır. 30 harf. Bunu da yazayım. Size tahtayı ikiye böleceğim. Yani daha rahat, daha güzel bir şekilde, yani tüm harfleri görebilmek için tahtayı ikiye böleceğim. Aynı zamanda büyük harfleri, küçük harfleri ve okunuşu da göstereceğim. Yani büyük, şöyle yaparız, küçük, okunuşu, çünkü yani çok önemli. Bazı harfler farklı oluyor. Yani Türkçe'de farklı okunuyor. Şöyle yaparız. Başlayalım. A. Büyük A. Küçük A. Okunuşu A. A. B. Küçük B.
Okunuşu B. T. Değişik bir harf. Türkçe'de olmayan bir harf. T harfi. T. Küçük T. Okunuşu T. Fakat Türkçe'de bu şekilde gösteriliyor. T. Ç. Sert bir şekilde söyleniyor. Ç harfi. Ç. Küçük Ç. Okunuşu Ç. Bir tane daha Ç. Boşnakça'da olacak. Bu sefer daha yumuşak bir şekilde söylemeye çalışacağız. Ç. Okunuşu Ç. D harfi. D. D harfi. D. Küçük. Okunuşu D. C. Çok yumuşak söyleniyor. C harfi. C. Bir tane C daha olacak. Bu sefer biraz sert söylemeye çalışacağız. C. C harfi. C. Hatta bunu da büyük gösterebilirim. C. Çok sert söylüyoruz. C ve C. Ç ve Ç. Yani biri sert, diğeri yumuşak. Burada da C, yani çok yumuşak bir şekilde söylemeye çalışacağız. Burada DJ olarak C söyleniyor. E. F. F. Yine de Türkçe'de F harfi olarak. F harfi. Diğer şey geçelim. Şunu da böyle yazarız. Büyük. Küçük. Ve okunuşu da gösterelim. G harfi. G. Küçük G harfi. Okunuşu G. Küçük harfi. H harfi. H. Okunuşu H. İ. Fakat onu noktasız gösteriyoruz. Yani Türkçe'de aslında I ve İ var. Onların arasında fark var. Bizde I olmadığı için İ var. Ama büyük İ noktasız gösteriyoruz. İ okunuyor. Küçük. Yani tabii
noktalı gösteriyorum. İ. Y. Y harfi. Y. Okunuşu Y. Tabii Türkçe'de bu şekilde olacak. K harfi. K. Küçük. K. Okunuşu aynı. L. Bu sefer L bizde, yani Boşnakça'da biraz sert söyleniyor. L. L. Hatta bir vurgu olabilir burada. L harfi. L. Türkçe'de olmayan bir harf. L harfi. L. Biraz zor olabilir baştan. L. Türkçe'de bu şekilde göstereceğiz. L harfi. M'ye gelelim. M. M. Okunuşu M. N harfi. Yine de Türkçedeki gibi N. 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 Devam ediyoruz. Bunu bu şekilde gösterelim. Yine de büyük yazalım. Küçük. Okunuşum. N'den sonra yine de Türkçe'de olmayan bir harf olacak. Ny harfi. Ny. Onu bu şekilde göstereceğiz. Ny. Ny harfi. Okunuşu ny. Bu şekilde göstereceğiz. Boşnakça'da bir tane O var. P. P. Küçük P. Okunuşu P. R. Bu sefer vurgu yine de R üzerinde olacak. L'deki gibi L ve R harfleri. Türkçe'de tabii yani daha yumuşak söyleniyor ama Boşnakça'da çok sert söyleniyor. R ya da L vurgu var. R. S. S. Küçük S. Ş. Ş harfi. Dikkatli olalım. Bunu bu şekilde gösteriyoruz. Ş. Türkçe'de Ş. T. T. T harfi. Küçük T. Bu şekilde olsun.
Yine de Türkçe'de iki tane U var. Bizde bir tane U. 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 V. V harfi. V. İki tane harf kaldı. Z. Z harfi. Z. En son J. J harfi. Dikkatli olun. Yine de şey gibi. Böyle gösteriyoruz. Fakat Türkçe'de bu şekilde gösteriyorum. Baştan alalım. A, B, C, Ç, Ç, D, C, C, E, F, G, H, İ, Y, K, L, 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 M, N, 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 O, P, R, S, Ş, T, U, V, Z, J. Değerli arkadaşlarımız, gördüğünüz gibi bugün Boşnak alfabesi işlemiş oluruz.